Selamlar herkese. Tanıtıcı bir video olsun istedim Ducati hakkında. O yüzden bunu çekiyorum. Hani Ducati ne değildir, ne değildir, nedir, ne değildir. Onlar hakkında birazcık bilinçlendirme adına yapıyorum bunu. Çünkü dokümanların %90'ı ya böyle geçiştirme Türkçe olanların ya da böyle hani motorun performansıyla ilgili şeyler. Bunun performansı evet artık biliniyor diyebilirim size. Gerçekten hani 150 beygirden yüksek 170'e kadar dayanabiliyor beygir gücü. Gerçekten bu bir, öncelikle şunu söyleyeyim, sırf Touring diye ilk motor düşünenler yanından bile geçmesin. Ama hani daha önceden Super Sport kullanmış olan arkadaşlara tavsiyemdir. Süper Sport'u gerçekten aratmıyor. Yani ne virajlarda, ne kalkarken, ne giderken, ne son süratinde. Yani 280-290 giden bir motor. Hatta zorlasanız 299 göreceğine ben kesinlikle eminim. Böyle giden bir makine. Zaten hani lastiklerinden de, üzerindeki lastikler Süper Sport lastikleri var. Yani onu birazcık. Bu herhalde tahminimce SP-Nixar bundan yola çıkarak yapılmış galiba zaten de. Hani o kafada bir motor. 1, 2, 3, 4 hep traction control kapalıysa teker havada ya ve debriyaj tokatlamıyorsunuz yani, o kadar söyleyeyim. Küçük bir motorun o L-Twin denen motoru göstermek istedim size. Ben bunu bir araba alalım dedim. Tek silindir mi bu? Diğeri de şurada arkadaşlar. Şu şekilde bir motor var. Bloğun biri burada. Birisi şurada. L şeklinde olduğu için L-Twin diyorlar. Hava filtresi şunu söküyorsunuz. Buranın içerisinde bir hava filtresi var. 400 lira falan. Neyse, parça konusuna girmeyeceğim. Parça konusunu da şöyle, çıkma parçaları her yerde olmasa bir birkaç yer var. Yardımcı olabilirim. Malum bunun işte servisi biraz gerçekten şöyle, hani eğer o servise, o ünlü marka isim servise giderseniz yani kimse gitmenizi tavsiye etmiyor. Ben gitmedim. Gidecekken beni döndürdüler. İyi ki de gitmemişim diyorum. Gerçekten iyi bir usta bulduk. Hani bir şey de yok zaten. Hani ben genel bakım anlamında söylüyorum. Benim kardeşim var bir tane. O da zaten her şeyini yapıyor. O kendisi de usta olmasına rağmen dedi ki götür kardeşim. İtalyan yapan birisi var. O yapsın. Bir baksın. Baktı. Güzel motor bulmuşuz. Bu arada karbon desing arkadaşlar. Karbondur. Karbondur. Yani karbon desing değil ama karbon olarak yapmışlar, almışlar yani bu parçaları. Bu parçalar da gerçekten maliyetli parçalar. genel itibariyle motor böyle bir motor. Zincir kalınlığı olsun. Gerçekten baba bir zincir var makinede. Ben de geçen gün fark ettim bunu. Hani böyle asıl asılabildiğin kadar derler ya, hani o torku, o gücü kaldırabilecek bir zincir var motorda. Bunu o zaman şöyle yapayım. Ben bu sadece genelini anlatmak için olsun bu video. Bunu sonra kapatacağım. Elektronik kısmı anlatmak istiyorum özellikle. O yüzden hani bu kadar şey yaptık. Bu arada bu çantalar orijinal arkadaşlar ve tek anahtarla açılır. Yani bu motor anahtarsız çalıştırma var. Şöyle bir anahtarımız var. Şu şekilde. Bu cebinizde kalıyor ya da orada kutusu var, oraya koyuyorsunuz. Onun dışında bu motorda anahtarla işiniz sadece çantalarıyla. Bütün bu çantaları, bütün diyorum, hani diyeceksiniz bir tane çanta var. Hayır. Yan çantaları da var. 1200S model bu. Bunun yan çantaları da var arkadaşlar. Onları, koltuğu, işte ne bileyim, her şeyi bu anahtarla hallediyorsunuz. Bu anahtar yanında bir tane daha bunun gibi anahtarı ve bir tane de Yamaha'larda da olduğu üzere kırmızı anahtarımız mevcut. Frenlerimiz Brembo. Arkada da Brembo var. Önde de Brembo var. Açılarını bilmem, marka bilmem şeylerini bilmiyorum. Açıkçası çok da ilgilenmiyorum. Amatisörleri çok güzeldir. Öhlins amatisörler var. Önlü, arkalı ve ayarlı ve otomatik ayarlı amatisörler. Onu kısaca şöyle göstereyim. Buradan hatta onu sonra göstereyim çünkü elektronik aksamda resmen ona giriyor yani o amatörler. Önde de öhlinslerimiz var. Ondan sonra başka bu motorla ilgili
dışarıdan diyeceğim. Benim aldığımda vardı bu Thermic Money. Boğazdan değişiyor bu egzoz zaten. Biraz çatara patara güzel ateş eder. Performansı da arttırıcı bir egzoz. Ha, ben orijinalini tercih eder miydim? Ederdim. Artık çünkü kafam kaldırmıyor yüksek sesi ama Allah'tan belli bir devirde susuyor. Öyle bir egzoz. Çok fazla hani rahatsız et. Ben çok iki silindirde çok rahatsız eder diyordum ama etmedi. Hemen şöyle bir şey daha söyleyeyim. Birkaç tane şurada şeyi var. Anahtarsız çalıştırmak için şifre girdiğiniz bir şey var. Pardon, yani mekanikten bahsedecektik. Elektronikten değil bu videoda. Mekanik olarak çatal tek. Zaten en güzel görüntü de bu bence. Enteresan bir şey benim için. Yani Racing kullanan birisinin tek çatal. Gerçi tek çatal Racing'leri de var ama. Güzel duruyor ya. Bir jant kapağı mı alsam diye düşünmüyor değilim. Onun dışında koruma demiri falan takmışlar. Yani benim pek bir şey yapmama gerek yok. Şöyle motorda şöyle bir şey var. Sinyalleri bu el rüzgarlıklarında var. Başka bir yerinde sinyali yok. Zaten sinyali buymuş bunun. Acaba dedim ben bir yerden söktüler mi falan ama. Ya diyorum ya, cahillik bendeki, yani benim bir Ducati konusu acayip derece cahilim yani şu anda. Hani her şeyi kendim böyle sağdan soldan araştıra araştıra öğrendim. Hani gidip de birine bura böyle mi? Ha, bir de bir arkadaş sağ olsun serviste geçen gün aynısından vardı. O çok yardımcı oldu bana. Hatta onunla da konuştum. Dedim ki bir video çekeyim. Abi güzel olur hani. Herkes öğrensin şeyini falan. Korkmayın. Ducati'den korkmayın arkadaşlar. Hani lan servisi şöyleymiş. İşte sorun çıkar. Hayır kardeşim ya. Yani bir Japon kadar daha iyi sorun çıkarttığını zannetmiyorum ya. BMW kadar. BMW ne kadar sorun çıkarırsa belki bu da o kadar. Belki daha bile az. Çünkü hani bloğa şuradan baktığın hiçbir şey yok motorda. Yani bloğa koymuş, elektroniği döşemiş. Öyle ekstradan o bu bilmem şu, bu hiçbir şey yok motorda ve gerçekten sırf güç makinası. Kaç dakikamız oldu? 7 dakika. 4 tane farı var. Bunların ikisi uzun, ikisi kısa. Ben onları şeyle değiştirdim. Bu pervaneli soğutmalılarla, onlar güzel oluyor gerçekten. Mekanik olarak bu cam. Arkadaşlar manuel olarak indirip kaldırabiliyorsunuz. Buradan ve buradan açıyorsunuz. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Güzel bir şey. Ona keza aynaların içeriden ayarlayabiliyorsunuz. Şunu ben taktım. Bu telefon tutucu olarak. Amortisörlerin veri girişleri. Çünkü veri giriş diyorum bayağı, çünkü iniyor kalkıyor falan. Burada sigorta tablosu. Burada ister anahtarı koy, istersen sigaranı koy, ne bileyim ne bir şey koy. İşte burada bir torpidosu var. Koltuğun altı ona keza bayağı büyük. Ben şunu hayatta tutmam diyordum ama arkadaşlar Racing'den inip de böyle bir motora binen insan için nimetmiş ya bir bagaj şeyi. Yani baksana, kaskı koyuyorsun, montunu koy, onu koy, bunu koy. Gerçekten hani sökemiyorum. Söksem motor daha bir güzel duracak ama sökemiyorum. Bu videomuzda hani mekaniği bu şekilde bu motorun. Hani aklınıza takılan bir şey olursa sorun, yazın. Ben ona göre yanıtlayayım. Diğer videoda görüşürüz.